Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi denizin ortasında ıssız bir adadayız arkadaşlar ve elimizde bir tane olta var. Bu oltayla denizin içinden sandıklar tutup hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi hızlı bir şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane sandık tutalım. Daha sonra ağaç toplayalım, tarlamızı yapalım, canımız yükselsin. Açlığımız artarsa arkadaşlar tekrar karnımız doysun. Balık gelmesini bekliyorum şu anda. Oltayla sandıklar tutacağız. Evet şu anda etrafta hiçbir şey görünmüyor. O geliyor. Çok güzel sandığın bir tanesini tuttuk. Aha geldi. Oo elmas kılıç sandığı çıktı. Tamamdır tatlı orman meyveleri çıktı. Çimenli toprak çıktı. Bir tane arbalet çıktı. Çok iyi. Geri kalanlar dursun arkadaşlar sandıkta. Hemen elmas kılıcımız bir tane oldu. Şu çimenli topraklarla şurayı bir genişletelim. Evet şöyle hızlı bir şekilde tarla yapımına başlayacağız. Birazcık çapa da yapalım mı arkadaşlar ama sandıktan zaten çıkabilir. Bir dakika. Sandık tutmaya devam o zaman. Aynen şöyle hızlı bir şekilde atalım arkadaşlar güzel bir sandık tutalım. Çok güzel gel bakalım. Şu tatlı orman meyvelendiksek olurdu aslında hemen büyürler. Evet geliyor. Oo bir tane daha sandık geldi. Aha burada. Ve elmas bir tane şuradan gübre var bir tane alalım arkadaşlar. Fırlatıcı var. Dokuma tezgahımızı alalım. Çok iyi. Tarım arazisinde alalım arkadaşlar kullanacağız. Şimdi şunu giyinelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde gelişmeye başladık bile. Hemen eşyalarımızı şöyle. Şuraya iki tane tarım arazisi. Tatlı orman meyvelerini arkadaşlar nereye dikelim? İki tane diksek yeter bence. Aynen. Çimenli toprak bulursak şuraya bir tane daha dikeriz. Dokuma tezgahıyla şu meslekleri de şuraya dizelim. Köylüleri koyduğumuz anda meslekleri çoğaltacağız. En uzağa atalım. Uzaktan bir sandık getirelim bakalım. Evet. Atabildiğimiz kadar en uzağa attım. Şimdi. En uzaktan bekliyorum arkadaşlar. Hemen geldi. Ve bir sandık daha geliyor. Bakalım içine. O kitaplar. Ve boş bir harita. Haritamızı çıkartalım bakalım. O denizin ortasında ıssız bir adadayız gerçekten. Hiçbir şey yok. Haritamız oldu bir tane arkadaşlar. Kağıtları alalım. Çok iyi. Bayağı güçleniyor. Şimdi şöyle hızlıca en uzağa bir tane daha atalım. Sandıkları biriktirmeye devam edelim. Bakalım sandıklardaki eşyalarla oyunu bitirebilecek miyiz? Evet çok güzel bir şekilde bekliyorum arkadaşlar şu anda. Evet gelsene. Şimdi sandıkları tuta tuta arkadaşlar güçleneceğiz. O geliyor bir sandık daha. Ve demir bir balta. Şimdi bu baltayla ağaçlar kesebiliriz. Kapımız var arkadaşlar ve gardiyan çağırma. Şu anda işimize yaramayabilir. Şu ağaçları bir toplayalım artık ev yapımına da başlayacağız. Aynen ağaç çıkartmaya uğraşmadan önce şunları bir toplayalım arkadaşlar. Demir baltamız gelmişken. Evet şöyle hızlı bir şekilde Git gide güçleniyoruz. Bakın bir sürü eşyamız oluyor. Hemen şu ağaçları bir toplayalım arkadaşlar. Adayı aslında bir tane de düzlesek güzel olabilir. Adayı düzlediğimiz anda çok güzel bir şekilde arkadaşlar eşyaları toplamaya başlarız. Evet şöyle hızlı bir şekilde hemen şöyle toplayalım. Tamamdır şurayı da şöyle. Muhteşem şekilde arkadaşlar hepsini toplamaya başladık. Şunu da şöyle alacağız. Topla 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 hepsini topla. Şu fidanları toplayalım. Fidanlara ihtiyacımız olabilir arkadaşlar. Tarla tohum çıktı mı? Evet tarla yapımına başlar. Şimdi şuraya ev yapabiliriz arkadaşlar. Bir sandıkla şimdi güzel bir sandık çıkartalım. Bakalım ne malzemeler gelecek. En uzağa atıyorum arkadaşlar. Şöyle uzaktan bir tane sandık tutalım. Bakın şimdiye kadar 4 tane tuttuk bile. En yakından tutalım mı bir tane? Yakından belki güzel bir şey çıkabilir. Evet. O geliyor. Ve tavuk çağırma. Tavuk çiftliği yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Çiğ tavşan etimiz oldu yemek. Ejderha yumurtaları bunun içinde. Tamamdır. Şimdi tavuk çiftliğine başlayabiliriz artık. Şuraya şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane çalış masası yapacağız. Evimizi nereye yapalım? Ev yapmak için arkadaşlar şuraya bir tane ev yapımına başlayabiliriz ama çok ağaç gider. Şunları çevirelim. Evimizin zeminini bir tane şöyle. Çok iyi arkadaşlar. Şurayı iki tane yaptık yanlışlıkla. Şuradan da şöyle birleştirelim. Şimdi bunun etrafına duvar çekmeye başlayacağız. Şu zemini bitirebilir miyiz? 16 tane var galiba yetmeyecek. Aynen bizim daha fazla ağaç yetiştirmeye başlamamız gerekiyor. Bakın şuradan duvar çekeceğiz. O zaman çalışma masasını şuraya koyabilir. Şurası evin köşesi olur arkadaşlar. Buraya koyalım köşeye. Ve biz ne yapacaktık? Çit. Şunun yarısını çubuk yaparsak. Evet, şunun yarısını şöyle, yarısını da böyle. 24 tane oldu. Bir tane de kapı yapalım arkadaşlar. Yetmezse Eğer Şimdi çiftlik yapacağız. Aynı zamanda ağaçlarla evimizi geliştirmeye başlayacağız. Yemeğimiz artık var arkadaşlar. Çiftlik yapacak yer kalmamış ki. Aynen çiftliği yapacak yerimiz yok. Mecburen toprak toplayıp alan büyütmeye başlamamız gerekiyor. Kürek de yapmamız gerekiyor. Şuraya arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde şimdilik tavukları buraya bir koyalım arkadaşlar. Hatta şimdilik inekleri bile buraya koyabiliriz. Evet inekleri bile buraya koyabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi yetmedi. Aynen kapıyı da şuraya koyarsak birazcık daha çit yapıp gelelim hemen tek tek güçlenmemiz gerekiyor ama eşyalar dışarıdan da topladığımız için arkadaşlar şöyle 3-4 tane yapalım. Tamamdır. Şimdi tavukları buraya koyduğumuz anda buradan galiba çıkamazlar. Yanlış yapmadıysak inekleri de buraya koyarız. 6 tane. Evet tavuk çiftliğimiz hazır. Şura zemin evi yapacağız. Ağaç yetiştirmeye başlayalım mı? Şunlardan var. Evet. Nerede yetiştirebiliriz? Şu uç tarafta yetiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle üçünü de yan yana koyalım. Üçü aynı anda büyüsün. Biz o zamana kadar bir sandıktan malzeme çıkartmaya çalışalım. En uzağa atalım. Evet bakalım güzel bir sandık çıkartalım Zırhımız şu anda iki tane var Elmas kılıcımız bir de elmas zırhımız var Gel buraya Boş bir tane kase çıktı sadece Sandık çıkmadı Evet adamımızı güçlendirmeye devam ediyoruz Arkadaşlar ağaçlar büyüyor bakın Hızlı bir şekilde Oo buradan neden çıkmıyor ki Sandık çıkmaz oldu arkadaşlar Nülüfer çıktı bunu koyalım gitsin Evet şöyle hızlı bir şekilde atalım şimdi. Bakalım güzel bir sandık çıkacak mı? Aynen sandık çıkmaz oldu. Birazcık işlerimiz yavaşladı ama sandığın içinde de güzel malzemeler çıkarsa çok güzel olur. Gel buraya. Evet. Geliyor bir tane. Oo, buradan sandık çıkmıyor. Şu taraftan atalım bakalım. Sandık çıkmaz oldu arkadaşlar. Şansımıza bakın hiç sandık çıkmıyor. Gel buraya o sandık sonunda çıkarttık. Bu tarafta sandık var. Tamamdır. Sandık orada kalmamış. Çok güzel. Yatağımızı da şunun yan tarafına koyabiliriz ama çalışma masası orada. Yatağımız evin şu köşesinde olsun. İki taraflı sandık olsun. Şunları topladığımız anda ağaçları tekrardan dizmeye başlayabiliriz. Evet şimdi evin köşesini belli edelim. Yavaş yavaş evimizi de bitiriyoruz aynı zamanda. Hızlı bir şekilde bütün eşyalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Bundan zaten fidan bayağı düşer. Şimdi kaç tane fidan var? 12 tane şu fidandan var. Şu köşeye arkadaşlar bu fidanları dikeceğiz. Şu fidanları baksanıza ne kadar çok geldi gördünüz mü? Hızlı bir şekilde bu fidanların hepsini şuraya şöyle 4 tane yan yana dikelim. Evet, bunlar burada büyüsün arkadaşlar. Şunlarla da evin duvarını yapacağımız için şuraya şöyle dikelim. Umarım büyürler. Evet, ağaçlar yetişmeye başlasınlar. Tamamdır. Buraya da bayağı bir fidan buraya diktik. Şunları çevirdiğimiz anda zeminimiz biter. Evet. Evin duvarını da yapacağız zaten. Şunu kıralım. Evin duvarı buradan itibaren başlayacak. Tamamdır. Şu ağaçların büyümesini bekliyorum. Çok iyi. Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Açlığımız birazcık artıyor. Tavuk çiftliğini yaptık. Tavuklar ve tavşanlar. Fırın. Evet. Taş toplamaya bir başlayalım. Kazmamız var mı bizim? Demirimiz var. Tahtadan bir tane arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Bir kazma ve taş toplay, fırın yapmaya ihtiyacımız var artık. Aynen taşı nereden bulacağız? Maden yapalım şuradan. Şuradan bakın. Taş toplamaya başlayalım. Evet. Üç taneden bir tane taştan kazma. Kömür de bulduk. Çok iyi. Fırında artık demir pişirmeye de başlayabileceğiz. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hiç acele etmeden arkadaşlar yavaş yavaş hem sandıklardan malzemeler toplayıp hem de eşyalar etraftan toplayıp gelişmeye başladık. Şimdi 8 tane bir fırın yapacağız. Aynı zamanda taştan bir tane kazma yapacağız. Elmas kazma daha çıkartamadık. Zombi sesleri gelmeye başladı. Evet bir çıkalım. Kömür bir tanecik çıktı arkadaşlar. Başka da kömür çıkmadı. Etraftan baya bir kömür bulmamız gerekecek. Ağaçların hepsi büyümüş neredeyse. Ağaçlar neden bu kadar hemen büyüdünüz? Şöyle hızlıca arkadaşlar şu ağaçları bir toplayalım. Evet bu ağaçları kırdığımız anda baya fidan düşer. Şuna baksanıza hepsini tamamladık. Şimdi biz ne yapacaktık? Bir tane fırın. Evet fırınımızı şöyle koyalım arkadaşlar şuraya. İçine iki tane kömür, üç tane demir koyacağız. Çok güzel gidiyor. Şunlarla da duvarları yapmaya başlayacağız şöyle. Evet duvarlarımızı yapmaya bir başlayalım arkadaşlar. Tamamdır. Sandıktan ama daha güzel eşyalar çıkabilir. Biz aynı zamanda şu elmayı bir yiyelim. Şu ağaçları kırdığımız anda zaten onlardan bayağı çıkar. Şuradan arkadaşlar bir tane daha sandık tutmayı deneyelim. Bakalım bu sefer bu taraftan sandık çıkacak mı? Aynen geliyor. O çıktı. Şimdi. Ve depolama çıktı. Tavuk yumurtası yeniden çıktı arkadaşlar. Papağanlar çıktı. Evcilleştireceğiz tohumlar. Örs bir tane alalım. Ama bunlar kırılan örsler. Tamamdır. Bir tane yeterli arkadaşlar. Şimdi. şunlar üst üste koyabiliyor muyuz? Aynen koyamıyoruz. Evet bunlarla depolama sistemine başlayacağız. Örsümüzü bir koyalım. Evin aynı zamanda içini bitiriyoruz. Dışında bitirmemiz gerekecek. Tavuklarımızı şuraya bir koyalım. Demirler piştiyse tavşan etini pişirmeye başlayalım arkadaşlar. Demirler piştiğine göre tavşanları pişirmeye başlayalım. Şimdi demirden bir tane ne yapabiliriz? Dursun demirler. Belki güzel bir şekilde elmas kazmada çıkartabiliriz. Papağanlar evcilleştireceğiz. Sandık yapacak malzeme var. Aynen iki tane yapalım Birini şöyle birini böyle koyacağız Evet toprak bunda Şunların hepsini şöyle bir koyalım Demiri buna şunu buna koyalım arkadaşlar Tamamdır depolama içinde Evin şurasını kullanmaya başlayabiliriz Şunları şimdi mi kıralım Yoksa birazcık sandık çıkartalım Bence birazcık sandık çıkartalım arkadaşlar İçinden güzel bir sandık çıksın arkadaşlar Bakalım sandıklardan güzel malzeme çıkmazsa ağaçlar toplamaya başlayacağız Gel buraya Elmalar işte bu ve patates tarlası yapımına başlayacağız. Şimdi şuradan toprak toplamak için birazcık da kürek yapsak olur aslında. Evet, adayı da gitgide güzelleştireceğiz. Aynen, adayı buradan birazcık toplayalım arkadaşlar. Evimizin etrafını da düzleyelim. Aynen, şurayı da aslında merdiven sistemiyle eve giriş sistemi yapacağız. Evet, burayı bir toplayalım. Şimdi kaç tane oldu? 16 tane. Adamımız bayağı güzelleşmeye başladı. Bir tane çapa bunu kullanacağız. Evet. Patateslerimizi pişirebiliriz arkadaşlar artık. Şöyle hızlı bir şekilde bunlar hemen büyüsün. Pişirmeye başlayalım. Kaç tane? iki tane patatesimiz oldu. Sandık çıkartmanın zamanı geldi. Birazcık da şuradan atalım. Belki burada güzel bir şey çıkar. Şuraya da tarla yapacağız. Buraya tohumları dikeceğiz. Gelsin bakayım. Evet. Beş tane tamamdır. Ooh, altın kask çıktı arkadaşlar Kızıl taş ineleyici çıktı ejderha nefesini alalım T Tuzak kapısı yün Yatağımız zaten var yüne şu anda ihtiyacımız yok Ama sandıklar zaten adamızda duruyor Şimdi şunu bir takalım Şunları sandığımıza saklayalım Bunları kullanacağız Bir tane daha sandık çıkartalım Evet çok iyi gidiyoruz Muhteşem şekilde gelişiyoruz arkadaşlar Ama gelişmemiz birazcık zaman alabilir Evet yenisi gelsin bakayım Geliyor bir tane daha Deri çıktı sadece. Galiba şu anda sandık burada yok. Aynen, başka taraflara bakacağız. Deri çıkarttık. İnek olan bir tane sandık çıkartırsak inek çiftliğinde kurarız. Gel buraya. Bakayım bir etrafta şu anda hiçbir kimse görünmüyor arkadaşlar. Oo, geliyor. Ve sandık çıktı. Şimdi İntikamcı çağırma yumurtası. Bununla intikamcılara ev yapabiliriz arkadaşlar. Evi aydınlatmak için fener sistemini çıkarttık. Ağacımız zaten var. Karataş, kömür bloğu zannetmiştim Lapisleri alalım Şu anda bunlar kalsın Evet şu lapisleri bir sandığımıza koyalım Şimdi demirler orada, lapisler burada Malzemeleri buraya koyalım, yumurtaları buraya koyalım Şunları buraya, feneri buraya koyalım Tamamdır Çok iyi ilerliyoruz Şimdi şu ağaçları toplamaya başlayıp arkadaşlar hızlı bir şekilde artık Evin etrafını tamamlamaya başlamamız gerekiyor Onu bir yapalım Evet, şuradan bir ağaçları toplamaya başlayalım. Bayağı bir ağaç diktik ve hepsini büyüttük arkadaşlar. Ağaçlara ihtiyacımız var. Şimdi şu evin etrafını bir düzenlemeye başlayalım. Evet, o kadar çok ağaç diktik ki bakın içinde evi bile yapabiliriz. Ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Şöyle hızlıca arkadaşlar şurayı şöyle doldurmaya başlayalım. Evet, şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Bunların hepsini çevirirsek 64 tane bir sürü oldu. Zaten bu yetmez. Çok iyi arkadaşlar. Evin etrafını şimdi duvarla örmeye başladık artık. Diğer tarafını da yapalım arkadaşlar. Şimdi şurayı kapattığımız anda şöyle. Evet, tamamdır. Evin çatısına kadar artık kapatmaya başlayacağız. Adamımızı güzelleştirmeye başladık. Ağacı o kadar fazla diktik ki bayağı bir ağacımız var arkadaşlar. Onların hepsini zaten topladığımız anda Çok iyi. Bakın şuraya da şöyle merdiven sistemi evin tam ortası burası mı? Aynen buraya merdiven koyacağız 3 tane. Şimdi eve buradan çıktığımız anda evin tam ortası burası değil galiba. Şimdi oldu. iki kapılı yapacağız. Oo, evi bitirmek üzereyiz. Çok iyi. Şimdi evin etrafını sarmaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz de bitmeye başladı. Aynı zamanda şuradan sandıkla tutup güzel malzemeler çıkartmamız gerekiyor. Patatesler büyüdü mü? Aynen şu patates tarlasını bir fullleyelim. 7 tane patatesimiz oldu. Evet bunlar bir büyüsün arkadaşlar. Biz o zamana kadar 2 tane daha sandık tutalım. Şuradan güzel bir sandık zırhların olduğu sandık çıktı. Hatta malzemelerin olduğu onları bir kullansak. Evet deneyelim. Ve bir tane sandık geliyor. O içinden kızıl taş çıktı. Bunları belki kullanırız arkadaşlar. Düzgün kum taşı var. Maden fırını. İşimize yarar arkadaşlar. Başka çitler var. Bunlarla çiftlik yaparız belki tamamdır. Bir tane daha çıkartalım. Maden çıkartırsak pişirmemiz gerekirse arkadaşlar o zaman işimize yarar. Sandık gel buraya. Oo çürük et çıktı, buğday çıktı. 3 tane ekmek yaparız. Şu elmaları alalım. Altın elma. Çürük etler kalsın. Evimize bir tane arkadaşlar şu maden fırınlarını dizelim. Evet, maden fırın aslında bir tane yeterli şunun üzerine koyabiliriz şöyle. Tamamdır. Maden fırınlarımızın hepsine kömür gerekecek. O kadar kömürümüz yok ki bizim. Haritamıza bakayım. Bakın adamımız gitgide gelişmeye başladı. Gördünüz mü? Çok güzel. Evet, yemeğimiz de tamam. Şimdi evimizi bitirmek için ağaç toplamaya başlamamız gerekiyor ve sandıklarla malzeme çıkartmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde evimizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Issız adada hayatta kalmaya çalışıyoruz ve denizden sandık tutarak çıkarttığımız malzemelerle güçlenmeye çalışıyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.